Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Casper Via S7 3G model tabletimizin Gmail hesabını yani FLP bypass işlemini gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi Google hesabı girmeden geçiş sağlayamıyorum. Bunun için ilk yapmamız gereken cihazımızı kapatmak olacak. Daha sonra cihazımızı P test modunda açmamız gerekiyor. Bunun için ses kısma, ses açma ve power tuşunun üçünü aynı anda basmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi P test modumuz açıldı. Şimdi işlemleri gerçek FRP bypass yapmamak için yani işlemlerimizi gerçekleştirmek için bilgisayardan devam edeceğiz. Şimdi ilk yapmamız gereken, ben zaten açıklama kısmında link vereceğim size. İndirdiğimiz zip dosyasını klasöre çıkartmak olacak. Daha sonrasında o zip dosyasının içinde disk adında bir farklı zip dosyası var. Bunu da çıkartacağız. Daha sonra şu setup dosyasını, bu flash edeceğimiz driver yani USB driver'ı kesinlikle yüklemeniz lazım. Ben yüklemiştim bunu. O yüzden bir daha tekrar yükleyemiyorum. Bunu yüklemezseniz bilgisayarınızı tabletinizi bilgisayarda göremezsiniz. Bunu yükledikten sonra Provision GA Sofia diye bir programımız var. Zip dosyamız var. Bu zip dosyasını da çıkartıp klasör şeklinde bunu açmanız gerekiyor. Şu şekilde göstereyim. Provision Sofia adında programı çalıştırıyoruz. Şu an kırmızı yazıda disconnect yazısı var. Biz cihazımızı P-Test moduna almıştık. P-Test modundayken cihazımızı bilgisayara bağlıyoruz. USB kablosuyla. Bu disconnect yazısı yeşil olacak. Şimdi ben göstereceğim bu. Tabletimizi bilgisayara bağladıktan sonra disconnect yazısı yeşil olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi connected yazısı yeşillendi. Şimdi buradan ilk yapmamız gereken şurada bulunan root butonuna basmamız. Bastıktan sonra tabletimiz yeniden başlıyor ve tekrardan PTS modunda başlayacak. Tekrar yüklemesini sağlıyor bilgisayarımız. Yani şu root butonuna bastığınız zaman tabletimiz yeniden başlıyor. Tekrardan disconnect yazısı geliyor. Daha sonra tekrardan connect yazısına dönüyor. Yani tekrardan bağlanıyor. Eğer burada disconnect yazısını geçmez yani yeşil olmazsa kabloyu sökün ve tekrardan takın. Ben biraz bekleyeceğim. Eğer bağlanmazsa dediğim gibi tekrardan kabloyu söküp tablete geri bağlayacağım. Ben de yüklenme sağlamadığı için root butonuna bastıktan sonra yükleme sağlamadığı için tabletin kablosunu çekip tekrardan taktım. Yani bir daha bağlantı kurdum. Gördüğünüz gibi connected yazısı geldi. Daha sonra Erase GA for 3GR butonuna tıklıyoruz. Yine tabletimiz yazılımını yükledi. Bağlantısı koptu. Tabletimizin kablosunu bilgisayarla ayırabilirsiniz. Sadece şu an tableti açılmak kaldı. Zaten açıldıktan sonra direkt olarak Gmail yani FRP bypass işlemimiz gerçekleşecek. Gmail hesabı kaldırılacak. Biraz açılması uzun sürüyor burada. O yüzden videoyu durduruyorum. Açıldıktan sonra tekrar devam ettireceğim. Gördüğünüz gibi hemen tabletimiz açıldı. Burada ben video kaydını duraklattırmıştım. Atla seçeneğine basıyorum. Arkadaşlar tabletimiz şu an açıldı. Yalnız şöyle bir problemle karşılaştım. Eğer hani daha demin yazılım yüklemiştik ya. Eğer yazılım yükledikten sonra Gmail hesabı kalkmazsa aynı işlemleri tekrardan aynı şekilde gerçekleştirin. İkinci de mutlaka kalkıyor. Ben mesela ilk defa yaptığımda Gmail hesabım kalkmadı. Videoyu duraklattım. İkinci kez tekrardan yüklemesini gerçekleştirdim yazılımın. Ondan sonra Gmail hesabım kalktı. Yani demem şu ki ilk yaptığınızda, ilk yüklemenizde Gmail hesabınız kalkmazsa ikinci yüklediğinizde kesinlikle kalkıyor. Bilginiz olsun. Bu video gerçekten işinize yaradıysa, işinizi gördüyse beğenmeyi, yorum yapmayı,
Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.